Cümleden selamünaleyküm dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videomuzda kanal tanıtımı yapacağım. Kanalın ismi Hobi Melek. Serdar Bey kanalın videolarını paylaşan abimiz de. Bu kanala nasıl ben karşılaştım, rast geldim diyeyim. Ben ciklet balıklarının yavrusunu nasıl büyütebilirim, nasıl sağlıklı bunları öldürmeden büyütebilirim diye araştırırken, Artemia'nın balıklar üzerinde etkisi, yumurta sarısının balıklara faydasını araştırırken bu kanala karşılaştım. Abone sayısı çok fazla olmamasına rağmen muazzam şekilde melek balığı üretiyor ve öldürmeden üretmenin püf noktalarını söylüyor. Şimdi bakmakla görmek arasında dağlar kadar fark var. Ben bu kanalın kalitesini gördüğüm için sizlerle de paylaşmak istedim. Hatta bütün videolarını izledim ve yorumlarının altında okurken numarasını yazmış. O yorumdan da numarasını aldım. Diyaloğa girdim. Kendisi çok iyi bir insan. Bayağı bir konuştuk, sohbet ettik. Onun da amacının sadece ve sadece balıklara bakacak insanlara faydalı olmak olduğunu öğrendim ve abiye teklif ettim. Serdar abiye. Dedim ki abi ben senin kanalını tanıtmak istiyorum. Buna uygun bir video çeker misin? Melek balıklarını tanıtır mısın diye. Çok sağ olsun beni de kırmadı. Kendisi de güzel bir video hazırladı. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Abone olmanızı da şiddetle tavsiye ediyorum. Yukarıda İ harfi çıkacak zaten. Oradan da abone olabilirsiniz Serdar Bey'e. Melek balıkları ile ilgili videomuzu izleyelim. İyi seyirler diliyorum. Hobi Melek kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün akvaryum balıkları ve evcil hayvanlar kanalına konuk olacağız. Onlar için üretimhanemizin kısa bir videosunu çekeceğiz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Üretimhanemin tanıtımına geçmeden önce melek balıkları hakkında size kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar. Güney Amerika kökenli bir ciklet türüdür melek balıkları. Doğal yaşam alanları Amazon Nehri ve onun kollarıdır. Boylamasına bir gelişim gösterdikleri için en az 120 litre ve 40 santim ve üzerinde akvaryumlarda beslenmeleri önerir arkadaşlar. İdeal su sıcaklığı 25 santigrat derece ile 30 santigrat derece arasındadır. Bu sınırların aşamaması balığın sağlığını tehlikeye sokabilir. Arkadaşlar çaprazlamalarla günümüze birçok türleri gelmiştir. Burada da birçok türünü görebilirsiniz. Değişik varyetalarını görebilirsiniz. Çaprazlamalı eşleşmelerle birçok renk ve farklı türlerde balıklar elde edilebiliyor. Birçok ülkemizde de bununla ilgili çalışmalar var. Arkadaşlar en değerli türü altun türü. Fakat ülkemizde çok fazla rastlanmıyor. Yani olanlar da çok pahalı. O yüzden çok fazla bulunmuyor altun türü melek balığı. Cinsiyet ayrımı biraz zordur. Balıkların üreme dönemine girmiş olması gerekmektedir. Üreme dönemine giren balıklar tüpçük çıkarırlar. Erkeklerin tüpçükleri ince ve sivri, dişilerinki ise kalın ve birazcık daha ovaldir. Buradan cinsiyet ayrımı yapabiliriz. Arkadaşlar vücut yapılarından ve kafa yapılarından da cinsiyet ayrımı yapılabilir. Fakat bu kesinlik arz etmez. Yani en kesin cinsiyet ayrımı için balığın üreme dönemine girmiş olması gerekmektedir. Şu an görmüş olduğunuz yavrular benim Temmuz ayında üretimhaneyi kurduğumda ilk almış olduğum yavrular. Melek balıkları hakkında kısa bilgiyi verdikten sonra dilerseniz üretimhanemi tanıtayım arkadaşlar sizlere. Üretimhanemde şu şekilde dörderli olacak şekilde 7 tane setim var arkadaşlar. Kimileri üçlü, kimileri dörtlü. Ben burada klimayla ısıtmamı sağlıyorum arkadaşlar. VLP100 hava motoruyla şu şekilde görmüş olduğunuz gibi hortumları yukarıdan gezdirerek akvaryumları havalandırmamı sağlıyorum. Akvaryumların kiminde arkadaşlar pipo filtre, kiminde yan sump kullanıyorum. Damızlık akvaryumlarımda da şu şekilde ortaya sump yaptım ve yukarıdan sağlı sollu akvaryumlara suyun dağılmasını sağlıyorum arkadaşlar. Su girişi buradan oluyor. Sağlı sollu akvaryumlara su dağılıyor. Sampların içerisinde elyaf, sünger ve lav taşı var arkadaşlar. Taban malzemesi olarak herhangi bir malzeme kullanmıyorum. Nitrat oluşumunu ve fazla yemlerin giderilmesini sağlamak amacıyla da elma salyangozları ve leopar vatozları kullanıyorum arkadaşlar. Kısaca boylandırmadaki balıklarımı da sizlere göstereyim. Arkadaşlar suların renkleri sizlere sarı gelebilir ama bu balıkların doğal yaşam alanlarında da
Çok berrak sularda yaşamıyorlar. Eş tutmuş çiftlerimiz uygun ortamı bulduklarında arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi plakaların üzerine ya da sizin koyacağınız fayansların üzerine ya da akvaryumda uygun bulacakları bir nesnenin üzerine yumurtalarını dökerler arkadaşlar. Şu an yaklaştırmaya çalışayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz beyazlar şu an mantarlaşan yumurtalar. Onların arasındakiler de normal canlı yumurtalar. Ben anne babalık duygularını kaybetmemeleri, ebeveynlik duygularını kaybetmemeleri ve kondisyondan düşmemeleri açısından dönem dönem böyle bu şekilde plakaları yanlarında bırakıyorum arkadaşlar. Hepsini almamaya çalışıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir çiftim daha göstereyim. Burada bir çiftim daha var. Bunların da yumurtalarını almadım. Burada daha net yumurtaları görebilirsiniz ve mantarlaşanları görebilirsiniz. Bunların da yumurtalarını yanlarından almadım. Kendi bakımlarına bıraktım. Büyük ihtimalle çıkarmayacaklar. Bu yavrular ölecek büyük ihtimalle. Ama ben dediğim gibi anne babalık duygularını kaybetmemeleri, ebeveynlik duygularını kaybetmemeleri açısından bu konuyu önemsiyorum. Ve dönem dönem yanlarında yumurtalarını bırakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde olan yumurtalar eğer anne baba kontrolüne bırakmayacak, bizim kontrolümüze çıksın istiyorsak arkadaşlar şu şekilde hazırlamış olduğumuz yavruluklara plakalarımızı metilen mavisi dökerek alabiliriz. Bu konuyla ilgili ayrıntılı videoları kanalımda bulabilirsiniz. Arkadaşlar daha sonra yavrularımız 2 gün civarı plakada asılı kalacaklar. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Dilim döndüğünce melek balıkların ve üretim annemi sizlere anlatmaya çalıştım. Buradan akvaryum balıkları ve evcil hayvanlar kanalına çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı bana verdiği için, kendimi tanıtma fırsatını bana verdiği için çok çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.